Haktan Uysal, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana 1.4 milyon üzerinde ev hayvanı kayıt altına alındı. Tabii bu süre 31 Aralık 2022 tarihiyle sona erdi ve bu süre zarfı içinde de 1.4 milyonun üzerinde ev hayvanı kayıt altına alındı. Detayları paylaşacağız. Kameraman arkadaşım Kadircan Gündoğan kısaca hemen detayları göstersin konuğumuzun yanına gitmeden önce. Tabii bu süre zarfı içinde peki kaç hayvan kayıt altına alındı? Bunu belirtelim. 855.105 kedi, 574.240 köpek ve 25 gelincik olmak üzere toplamda 1.429.370 ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı. Konuğumuzun yanına gidelim hemen, bu uygulamanın önemini konuşalım, ona soralım. Bu uygulamanın önemi nedir? Yayın konuğumuz Emre Demir, Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Bu uygulamanın önemi nedir? Sizden dinleyelim özellikle. Şimdi şöyle bir şey, yaklaşık bu uygulama 2 senedir yürürlükte ve 2023 son tarihte. Bu uygulama ile birlikte asıl amaç terk edilme sayılarını azaltmak ve popülasyonun önüne geçebilmek. Bu uygulama sayesinde insanlar evcil dostlarını kaydettiğinde, aksi bir durum olduğunda, bir kaçma ya da herhangi bir yere bırakılma durumu olduğunda sistemden hangi veteriner tarafından aşılandığı, dostumuzun hangi ailesinin bütün bilgileri yazıyor. Ve gerçekten bir STK'ların her zaman istediği bir şeydi. Ama tabii ki süreç yeterli geldi mi? Bu konuda bir şey diyemiyoruz. Çünkü bu sürece yetişemeyen insanlar oldu. Belki bu süreç ilerleyen günlerde tekrar uzatılırsa pozitif anlamda iyi olacağını düşünüyoruz. Peki bu uygulamada neler var? Bir hayvanın neleri kayıt altına alınıyor? Şimdi burada dostumuzun pasaportunda yazan bütün bilgileri var. Adı, yaşı, doğum tarihi, işte anne, yani annesi ve babası biliniyorsa onun bilgilerine kadar bütün her şey sistemde kayıtlı. Ve bütün aşı bilgileri, hangi tarihte hangi aşıları ya da hangi parazitler uygulamaları veteriner hekim tarafından yapıldığı yazıyor. Ama dediğim gibi bizim için en önemli kısım, özellikle biz STK'lar ve hayvan severlerin en büyük arzusu, terk edilme vakalarının olmaması. Çünkü popülasyonun biz de istemiyoruz çok fazla sayıda olmasını. Bilhassa terk edilmenin önüne geçeceğini düşünüyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet, şu anda da bir hayvan çiftliğindeyiz. Kadir de ekranlara getiriyor. Son zamanlarda tabii 1 Ocak 2021 tarihinde başlamıştı bu süreç ve bu zamana kadar da 1.4 milyonun üzerinde ev hayvanı kayıt altına alındı diyelim. Sözü size bırakalım Haktan Uysal.